Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı TET Geometri soru kitabında birinci kitabında dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dikdörtgende dik üçgen kullanımı. Biliyorsunuz arkadaşlar çokgenlerin çoğunda ya da dörtgenlerin çoğunda biz üçgenleri zaten kullanıyoruz. Tabii ki burada da kullanacağız. Özellikle dik üçgen kullanımı, benzerlik, dik üçgen, öklüt bağıntısı gibi konular çok fazla karşımıza çıkıyor. Mesela burada bir soruyla göstermiş hemen. Burada dikdörtgen oluşturacak olursak şöyle ya da şunun devamını getirecek olursak 2 8 aşağıya düşüyor ve öklit bağıntısı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani üçgen kullanımı yine bizim dikdörtgen ve kare konusunda da önemli. Burada çözümü de verilmiş zaten bunun. Bunun çözümüne bakarsınız arkadaşım. Güzel bir şekilde anlatılmış böyle. Görüyorsunuz. Biz şimdi ne yapalım? Birinci soruyla çözüme başlayalım. Evet birinci soruda şöyle bir şey denmiş. Hocam Normalde 90 derece olduğu zaman alfa beta'ya dalırız ama alfa beta'ya sadece bir dik üçgen var. E ne yapacağız? E burada şöyle bu dik buraya kadar gelmiş devamını getirecek olursak güzel bir şey çıkıyor. Yandaki sorudaki örnekteki gibi. 3 ise burası da 3'tür, 12 ise yukarısı da 12'dir. E buraya h diyecek olursam dikten dik çizilmiş öklük bağıntısı var. h kare eşittir 3 çarpı 12'den h kareyi buradan böylelikle 36 buluruz ve h da böylelikle 6 çıkar. 6 çıktı. E, 6 burada 3 burada toplamda burası kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. Evet burası 9. Sonra çevre ABC'de isteniyor bizden. 9 burası 15 burası. E, 9 15 bir daha 9 bir daha 15 var. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 48 yapıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı E şıkkı oldu. Geldik bir sonraki soruya. İkinci soru. Evet şimdi buraya baktığımız zaman 90'lar havada uçuşuyor. E hocam sayıları kullanamıyorum. 90'lar da var. Amacım nedir? 90'ların olduğu ilk 90'ların olduğu soruda ilk etapta neyi düşünmek lazım? Dik üçgen düşünmek lazım. Hemen dik üçgen çizelim. Hop şöyle dikdörtgen oluşturarak. 7 iken 7, 11 iken 11. 7, 25 ne üçgeni buradaki dik üçgenden? 7, 24, 25'ten 24 çıktı burası. Şurası kaç çıktı? 35 çıktı. Burası da 25. Çevre isteniyor bizden. 25 artı 35'ten bir daha 25 çarpı 30, artı 35 var. Yani iki tane var. O da Kaç yapıyor? 120 yapıyor galiba. Evet ikinci soruyu böylelikle balıkesir kesir bulduk. Geldik üçüncü soruya. Eşitlikler verilmiş. Öncelikle şuraya A diyelim. A ile hazırda da dik üçgen zaten karşımızda var. E burası A iken A artı 2 ise aşağısı da A artı 2. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Yani burası da A artı 2. Pisagor. A artı 2'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesinden işlem işlem işlem. A'yı hisset kardeşim. E, 4 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgeni. Bakalım 3 koysak oluyor mu? 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da bizden ne isteniyor? Çevre isteniyor. 5 bulduysak burayı. Burası da 5. 5 artı 4 var. Bir de bundan bir tane aynı şekilde yine 4 artı 5 var. Yani 2 tane var. O zaman cevabımız kaç çıktı? 18 çıktı. Evet 3. soruyu böylelikle A şıkkı bulduk. Geldik 4. soruya. Şekil 1'de verilen tavan uzunluğu 18 santimetre olan ikizkenar üçgen biçimindeki filama. Evet. Bir dakika. Şekil 1'de verilen. Ha şu ikizkenar kenar üçgen şeklindeki filama. Üçgen biçimindeki filama kısa kenarı 18 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki kumaş üzerine şekil 2'deki gibi konulduğunda filamanın tepe noktasının kumaşının kenarına olan uzaklığı 1 santimetre oluyor. E arkadaşlar şu uzaklık 1 santimetre. X kenarda da biz ne yapıyoruz? Hop tabana ait yüksekliği çiziyoruz. Çizdik yüksekliği. E burası 9 burası da 9. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Kumaşın uzun kenarı filamanın eşit kenarlarıyla aynı uzunlukta olduğuna göre. Yani flamanın eşit kenarları burası. Uzun kenarı da aynı uzunluktaymış. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşitmiş. O zaman ben bunu kullanacağım. Şuraya bir A dersem. Hocam burası A iken A artı 1 oldu burası. E burası da A artı 1 oldu. Şuradaki dikdörtgenden dolayı. Burası A artı 1 iken burası da A artı 1. E ne yapacağız? Artık burada bir Pisagor. Yapalım bakalım Pisagor'u. Yani burada a artı 1'in karesi eşittir. 9'un karesi artı a'nın karesi diyeceğiz. Hocam 9'la ilgili hissetsek 9, 12, 15 hissediyoruz. Ama yerine koyduğumuzda tutmuyor. O zaman ne yapalım? İşlemi ee, işlemi açalım. Aslında bir tane daha üç, üçgen var. 9, 40, 41 de siz bilmezsiniz bunu. Genelde bilinmez. O yüzden ben bunu açarak yapayım. A kare artı 2a artı 1 eşittir. 81 artı a kare olduğundan. A kareler oldu. 2a eşittir 80'den. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 40 buluruz. E flamanın eşit kenarlarından biri nedir diye soruluyor. Yani bizden A artı 1 isteniyor. O da 41 yapar. Evet böylelikle bu sorunun doğru cevabı yani dördüncü sorunun doğru cevabı E şıkkı oldu. Geldik beşinci soruya. Evet şunun uzantısı ABF doğrusal demiş. A, B ve F doğrusal. ABF doğrusal. Ondan sonra A, e ile EF birbirine dik. A, e ile EF birbirine dik. A, D ile BF birbirine eşit. Arkadaşlar öncelikle dikten dik çizilmiş ne var burada? Öklüt bağıntısı var. Şuraya A diyecek olursak 6'nın karesi A çarpı 4'ten 36 bölü 4'ten A'yı kaç buluruz? 9 buluruz. Evet A 9. Sonra bizden ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar bakın soruda özellikle okudum. Şu doğrusal demiyor. Yani şurada öklük bağıntısı yaparsak yanlışlık olabilir. O yüzden ben şu bilgileri kullanayım. 9 ise burası da 9 değil midir? Evet. Sonra 4 ise yukarısı da 4'tür. E burası 9 iken burası da 9 olacak. Şurası da 9 olacak. Buraya kaç kaldı? 3. E o zaman 3, 4, 5 üçgenden cevabımız ne olacaktır? 5 olacaktır. Bakın şu doğrusal deseydi burada da yapardım. H P çarpı K. Ama şuranın doğrusallığından bahsetmemiş bu çizgiyle bu çizgi doğrusal demediği için şu verilen diğer bilgileri de bakıp ona göre çözüme ulaştım arkadaşlar. Belki bu soruyu hatalı yapan arkadaşlar bundan dolayı hatalı yapmıştır. Dikkat edin lütfen. Evet 5. soruyu böylelikle A şıkkı olarak bulduk. Geldik 6. soruya. ABCD dikdörtgen burada bir şeyler verilmiş. Ya ben buraya bir A dersem öbür tarafa attığımızda e, 6 artı A mı yapıyor? Evet burası da 6 artı A yapıyor. Evet AB uzunluğu 6 artı A. EF uzunluğu da A'ymış. Hımm. Hocam ne yapacağız? Bu dik verilmiş. E bunun devamını getirecek olursak dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgen oluşturmak dik üçgende de önemli. Bak dikdörtgende de önemli demek ki. Üçgen burası nedir? 3. Hocam bunun tamamı 6 artı A. 6 artı A olduğundan burası da ne olacak o zaman? 6 olacak. E o zaman ben buraya x dersem burada bir dikten dik çizildi öklit bağıntısı var. Yani 6'nın karesi eşittir 3 çarpı x'ten 36 bölü 3'ten x kaç buluruz? 12 buluruz. Bizden bc mi isteniliyor? Evet. BC uzunluğu da neye eşit arkadaşlar? Burası 12 olduğundan dolayı 12 artı 3'ten 15'e eşit olur. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. İkiz kenar üçgen var mı? Var. Öncelikle bu 45 45 90 üçgeni arkadaşım. 45 45 90 üçgeni. Vallahi x kenar taban da mevcut. İnsan olan ne yapar? Hop tabana ait yüksekliği çizer. Hocam 5 5 diyebiler. Hatta 45 90 burası da 45. Şurası da 5 oldu mu oldu? E, x'i bulacağım. x'i bulmak istiyorsam tabii ki dik üçgen lazım. Şurada da bir dik üçgen oluşturursam burada da bir dikdörtgen oluşmuştu. Oluşmuş oldu. 5 burası da 5, 5 ken yukarısında 5. Hocam bunun tamamı 17 idi. 12 kaldı. 5 12 13 üçgeninden dolayısıyla doğru cevabı 13 olarak buluruz. Yani 7. sorun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Ve böylelikle 2. bölüm testinde de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.